Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz sevgili gençler. Alkenler konusunu işlemeye devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda alkenlerde cis trans izomeri konusunu inceleyeceğiz. Konumuza geçmeden önce izomerlik kavramını bir hatırlayalım. Biz bu konuyu alkanlarda izomeri konusunda incelemiştik. Neydi izomer? Kapalı formülleri aynı, açık yapıları farklı olan bileşiklerdi. İzomerliği iki sınıfta incelemiştik. Yapı izomerliği konum, zincir halka, zincir dallanma ve fonksiyonel grup izomerliğiydi. Bir de stereo izomerlik var ki stereo izomerliği de geometrik izomeri ve optik izomerlik olarak iki gruba ayırıyoruz. Optik izomerlik zaten müfredatımızda yok, incelenmiyor. Biz bugünkü konumuzda geometrik izomeriyi inceleyeceğiz. Yani cis trans izomeriyi inceleyeceğiz. Yani kısaca bu stereo izomerliğin de ne olduğunu bir açıklamak istiyorum. Kelime anlamı stereo izomerliğin birbiriyle izomer bileşiklerin bağlanma şekillerinin aynı, uzaydaki yönelimlerinin farklı olmasıyla oluşan izomeridir stereo izomerlik. Şimdi gelelim alkenlerdeki cis trans izomeriye. Alkenlerde ki biliyoruz ki alkenler ikili bağa sahip olan hidrokarbonlardı, doymamış hidrokarbonlardı. İkili bağa sahip karbon atomlarındaki grupların bağ ekseni etrafında dönmesini pi bağları engeller. Bu durumda komşu karbon atomlarındaki yani ikili bağa sahip olan komşu atomlardaki grupların konumlarının değişmesiyle farklı moleküller oluşur diyoruz. Şimdi bunu bir örnek üzerinde açıklayalım. Bakın elimizde bir alken molekülümüz var. Alkenlerimizde önemli olan neydi? Karbon atomları arasındaki çift bağydı, ikili bağydı. İşte buradaki bu pi bağı bu karbon atomunun kendi etrafında dönmesini engelliyor. Dolayısıyla karbona bağlı gruplar da kendi etrafında dönemezler. Bakın alkanlarda tekli bağlar olduğu için alkan molekülündeki karbonlar kendi etraflarında dönebiliyorlar. Dönerken de kendilerine bağlı grupları da döndürüyorlar. Ama bu olay maalesef ki alkenlerde söz konusu değil. Bunun nedeni de pi bağlarının bu durumu engellemesidir. Pi bağlarından dolayı kendi ekseni etrafında dönemeyen karbon atomlarına baktığımızda şimdi bakın iki komşu karbon atomum iki tane fonksiyonel grupların bakın iki molekülü de inceliyoruz aynı XX var burada da XX var YY var burada da YY var. Bu neyi gösterecek bana bunların kapalı formüllerinin aynı olduğunu gösterecektir. Eşit sayıda karbon atomu olacak ve buradan kapalı formülleri aynı çıkacaktır. Ama dikkatlice incelediğimizde ilk molekülümüzde Y'lerin aynı yönde, ikinci molekülde ya da X olarak da düşünebiliriz. X'lerin de aynı yönde olduğunu görüyoruz. İkinci molekülümüzde ise Y'lerin biri aşağıda biri yukarıda, X'ler de aynı şekilde biri aşağıda biri yukarıdadır. Bu bize neyi gösterecek? Madem ki karbonlar kendi etrafında ekseninde dönemiyorlar, bağ ekseni etrafında dönemiyorlar. Demek ki bu iki molekül birbirinden farklı moleküllerdir. Yani bu gruplar ya da atomlar karbonlara bağlanırken en başta bağlanmışlar. Yani herhangi bir değişikliğe uğramadan bir dönüşe ya da bir kendi ekseni etrafındaki dönüşe ki dönemediklerinden dolayı olmuyor zaten uğramamışlardır. Karbonlara farklı yerlerden bağlanmışlardır. Bakın burada ikili bağ sahip karbon atomlarında Y'ler aşağıda bağlanmış komşu karbonlara. Burada ise karşılıklı bağlanmışlardır. Bu farklılık grupların bağlanma geometrilerinden kaynaklandığı için biz bu duruma işte gençler geometrik izomeri diyoruz. Geometrik izomeriyi cis trans ya da bir diğer adıyla cis trans izomeri olarak da adlandırabiliyoruz. Peki bir molekülü cis trans izomeri yapan nedir? Şimdi ona bakacağız. Alkenlerde ikili bağın bağlı olduğu komşu karbonlara bağlı grupları inceleyeceğiz cis trans durumunda. Bakın yine diğer örneğimizin aynısı bu da. Eğer ki bağlı olan atom veya gruplar düzlemin aynı tarafında ise
Biz bu duruma cis, eğer farklı düzlemlerde yer alıyorsa, bakın x'e biri yukarıda biri aşağıda karşılıklı, ya da y'ye bakın biri yukarıda biri aşağıda. Düzlemin farklı taraflarında ise buna da trans diyoruz. Bu şekilde de oluşan izomeriye cis trans izomeri diyoruz gençler. Örneklerimiz üzerinde inceleyelim. Şimdi elimizde iki tane molekül var. Bakın nasıl adlandırırız bu molekülü? Şöyle ince uçlu bir kalemimizi alalım. Öncelikle karbon atomlarımı bir numaralayayım ben. Nereden başlayacaktı? Şuradan başlarsam 1, 2, 3, 4 şeklinde numaralandırabilirim. 1, 2, 3, 4 şeklinde numaralandırdım. O halde nedir bu? 4 karbonlu bir alken olduğuna göre bütendir, değil mi? Kaç büten? 2 büten. Şu alalım. O halde bu 2 bütendir diye yazıyorum. C2, bakın pardon, C2 burada, 2 de burada, 4. C4H8. Buna bakın kapalı formülünde 1, 2, 3, 4. C4 yine 3, 6, 7, 8. Yine bütendir. Bu kapalı formülleri aynıdır. Bunu adlandıracak olursak bakın tekrar numaralandıralım. Bu sefer buradan numaralandırmaya başlıyorum. 1 diyorum. 2, 3, 4. Baktığımda yine adlandırması 2 büten oluyor. Bunun ikisinin de kapalı formülleri aynı. Her ikisinin de C4H8, C4H8'dir. Ancak iki molekülü de incelediğimizde grupların farklı yerlere bağlandıklarını görüyoruz. Bakın burada mesela hidrojenlere bakın. Komşu karbon atomlarını hidrojenler aynı düzlemde bağlanmışlar, ya da CH3'ler de aynı şekilde aynı düzlem üzerinde bağlanmışlar. İkinci molekülümüzde ise hidrojenler karşılıklı, CH3'ler de karşılıklı olarak bağlanmış. Birinci bileşiğimizde CH3'ler ve hidrojenler aynı düzlemdedir. Bu nedenle biz birinci bileşiğimizi adlandırırken iki büten derken de başına ne ekleyeceğiz? Cis kelimesini ekliyoruz. Ne diyoruz? Cis iki büten şeklinde adlandırıyoruz. İkinci bileşiğimize baktığımızda ise gruplar farklı düzlemlerde olduğu için, bakın, ya da hidrojenlere bakın, farklı düzlemlerde olduğu için adlandırırken de trans iki büten şeklinde adlandırmamızı yaparız. Diğer örneğimize bakalım. Şimdi örneğimizi inceleyelim yine. Aynı şekilde bakın. Bromlarım, CH3'üm ve hidrojenim var. Komşu karbon atomlarıma bağlı. Burada da aynı şekilde. Önce biz ilk bileşiğimizden başlayalım da ikinciye geliriz. Şimdi ikili bağ yapan karbonlar etrafında arayacağız biz cis trans izomeriyi. Birinci bileşiği incelediğimizde bromları, CH3 ve hidrojen atomunu görüyoruz. Şimdi burada önemli olan nedir? Diyeceksiniz ki burada 3 tane farklı grup var. Burada önemli olan şey ikili bağı yapan karbon atomlarına aynı gruplardan birer tane bağlanması. Bakın ikili bağa sahip olan birinci karbonum, ikinci karbonum, değil mi? Her iki karbon atomuma da bakın aynı brom grubu bağlanmış. Diğer moleküle de baktığımızda yine aynı şekilde bakın ikili karbon atomuma, çiftli bağlı olan karbon atomlarıma, komşu atomlarıma bromlar bağlanmış. O halde şunu diyebilir miyiz? Bizim için önemli olan komşu karbon atomlarımıza ikili bağı içeren komşu karbon atomlarımız aynı gruplardan birer tane bağlı olması gerekiyor cis trans izomeri arayabilmemiz için. Diğerlerinin önemi yok. O halde hemen bakalım. Birinci bileşiğimizi inceleyelim. Birinci bileşiğimizde bromlar farklı düzlemlerde olduğu için nedir bu? Transtır, değil mi? İkinci bileşiğimize baktığımızda ise bromlar aynı düzlemlerde olduğundan dolayı ne olacak? Cis olacaktır. O halde adlandırmayı yaparken nasıl adlandıracağız? Hemen atomlarımızı numaralandıralım. Bakalım 1, 2, 3 dedik. 3 karbonlu bir alkenimiz var. Yani propenimiz var. İkili bağımız birinci karbon atomunda. Hemen ne dedik? Trans dedik. Trans birinci ve ikinci karbon atomlarıma ne bağlı? 1, 2 dibromo bağlı, değil mi? 1, 2 dibromo nasıl adlandırıyoruz? 3 karbonlu olduğu için bir propen de diyebilirim. Propen de yazabilirim. Birinci karbon atomumda
Bir propen de diyebilirim. Direkt propen de yazabilirim. İkinci bileşiğimizi adlandırırken de diyoruz ki cis. Yine hemen numaralandırmamı yapayım. 1, 2, 3 dedik. Cis dedik. Neden? Çünkü komşu karbon atomlarımı aynı düzlemde bağlı bromlarım. Cis 1, 2, dibromo propen olarak ya da bir propen olarak adlandırmamı tamamlayabilirim. Evet, devam edelim. Yine elimizde bir örneğimiz var. Bu örneğimize bakalım, inceleyelim. Komşu karbon atomlarına bakıyoruz gruplarımıza. Bakın iki tane aynı grubumuz bağlı. CH3, CH3. Burada cis trans izomeriyi arayabilirim. Diğer grupların farklı olması önemli değil demiştik. O halde hemen ne yapacağız? Karbon atomlarımı numaralandıracağım, değil mi? Şöyle burayı açarsam ben eğer nasıl açılır? Bakın burası C2H5 etil grubu olduğu için CH2, CH3 şeklinde açılacaktır. Karbon atomlarımı numaralayacak olursam 1 diyorum, 2, 3, 4, 5. Eğer buradan numaralandırmaya başlarsam 1, 2, 3. karbon atomuma denk geliyor ikili bağ. Bu nedenle buradan bağladım. Şimdi gelelim cis trans izomeriyi aramaya. Komşu karbon atomlarıma bakın. Aynı gruplar bağlı olduğu için izomeriyi arayacağım. Peki bağlı olan gruplar aynı düzlemdeler mi? Evet. O halde burada ne izomeri var? Cis izomeri var. Cis dedim. Üçüncü karbon atomuma bir metil grubu bağlı. 3 metil dedim. İkinci karbon atomumda çiftli bağı belirttim. 2, 5 karbonlu olduğu için penten şeklinde bileşiğimi adlandırdım. Peki biz bu molekülün transını yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Transta ne olacaktı? Gruplar farklı düzlemde olacaklardı. Penten olduğuna göre. Şimdi bakın yazarken benim için önemli olan nedir? Cis trans izomeri de komşu karbon atomlarıma bağlı olacak, değil mi? Aynı gruplar. O halde öncelikle şu iskeleti bir oluşturdum. Oluşturduktan sonra diyorum ki ne dedik? CH3'ler nasıl olacak trans izomeri de farklı düzlemlerde. O halde hemen şöyle farklı düzlemlere de CH3'lerimi yerleştirdim. Buraya hidrojenimi yerleştiririm. Buraya da etil grubumu bağlarsam eğer ben bu molekülün trans izomerisini oluşturmuş olacağım. Peki adlandırırken nasıl yapacağım? Diyeceğim ki trans diyorum. Neden trans diyorum? Çünkü gruplar bakın komşu karbon atomlarında karşılıklı düzlemde, farklı düzlemdeler, karşılıklılar. Trans dedim. Hemen şöyle numaralandırmamı yapayım. Nasıl? Şurası yine CH2, CH3 şeklinde açılır, değil mi? O zaman numaralandırmayı 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde yapabilirim. Adlandırmaya devam edeyim. Trans dedim. Üçüncü karbonuma metil grubu bağlı. 3 metil. İkinci karbonumda çiftli bağım var. 2 penten şeklinde bu molekülümün trans izomerisini de yazmış olurum. Evet, devam edelim. Cis trans izomerinin olmadığı durumlar nelerdir? Şimdi onlara bir bakacağız. Şimdi ilk molekülümüze bir bakalım. Komşu karbon atomlarımızda aynı gruplar aynı karbon atomuna bağlıysa eğer biz bu molekülde cis trans izomeriyi arayamıyoruz. Ya da ikili bağ içeren komşu karbon atomlarıma 4 farklı grup bağlıysa bakın birbirinden farklı 4 grup bağlıysa biz bu molekülde de yine cis trans izomeriyi arayamayız. Üçüncü olarak yine komşu karbon atomlarıma 3 tane aynı grup bir farklı grup bağlıysa bu durumda da cis trans izomeri molekülde gözlenemez diyoruz. Evet. Yine cis trans izomerinin özelliklerine bakalım. Bununla devam edelim. Cis trans izomeri alkenlerde ve sikloalkanlarda görülür. Cis trans izomerlerinin fiziksel özellikleri birbirlerinden farklıdır. Yine bu izomeriyi gösteren moleküllerde cis izomeriye sahip olan molekülün kaynama noktası trans izomeriyi gösteren molekülden daha büyüktür. Bunun nedeni ise cis izomerlerin
izomerlere göre daha polar yapıda olmasından gelmektedir, kaynaklanmaktadır. Bakın örneğimizi inceleyelim. Cis 1-2 diklorobüten var elimizde. Cis yapıya sahip, kaynama noktası 60 santigrat derece. Bir de trans yapıya sahip 1-2 diklorobütenimiz var. Bakın trans yapıdaki molekülümüzün kaynama noktasını görüyorsunuz cisten daha düşüktür. Evet, şimdi örneklerimiz var. Örneklerimizi bir inceleyelim. Bize diyor ki aşağıdaki molekülleri şöyle düzelteyim. Şimdi tam oldu herhalde. Şöyle de alırsam. Evet, moleküller tam gözüküyor. Aşağıdaki molekülleri cis trans izomeri bakımından inceleyelim. Yani moleküllerde bu izomeri var mıdır, yok mudur ona bakacağız. İlk molekülümüze bakalım. Şimdi bakıyoruz komşu karbon atomlarımıza. Aynı karbon üzerinde aynı gruplar bağlı. Ne demiştik biz? Eğer karbon atomlarımıza aynı gruplar bağlıysa biz bu durumda cis trans izomeriden bahsedemeyiz. Bu durumda ilk molekülümüzde yoktur diyorum cis trans izomeri. İkinci örneğimize baktığımızda komşu karbon atomlarına aynı düzlem üzerinde aynı grup yani bromlar bağlı. Bu durumda molekülde cis trans izomeriyi arayabiliriz. Hatta ne vardır deriz bakın. Gruplar aynı düzlem üzerinde olduktan dolayı cis izomerik görülür diyebiliriz. Biz yoktur vardır şeklinde arıyoruz. Burada ne vardır? Cis izomeri vardır deriz. Şöyle de yazalım. Evet. Üçüncü örneğimize bakalım hemen. Üçüncü örneğimizi incelediğimizde komşu karbon atomlarımıza bağlı olan grupların aynı olduğunu görüyoruz. Bakın hepsi de CH3, hepsi de metil grubu. Bu durumda ne? Cis trans izomeri arayamayız bu molekülde değil mi? Yoktur diyelim. Dördüncü molekülümüze bakalım. Bu molekülümüzde yine komşu karbon atomlarına bakıyorum. Komşu karbon atomlarında bakın karşılıklı farklı düzlemlerde aynı gruplar bağlanmış. Her ikisinde de C2H5'ler var ve hidrojenler var. Ben burada izomeriyi arayabilirim. Hatta burada ne vardır diyebilirim. Trans izomeri vardır derim. İzomeri vardır diyebilirim. Son örneğimize baktığımızda bakın yine komşu karbon atomlarımıza 3 tane aynı grup bağlanmış. 3 aynı grup varsa eğer biz burada izomeriyi arayamıyorduk. O halde cis trans izomeri yoktur diyebiliriz. Şimdi bir sorumuz var yine konumuzla ilgili. O sorumuza bakalım. Yukarıda verilen bileşiklerle ilgili diyor. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Cis trans izomeridir diyor bu bileşikler birbirinin. Bakalım hemen. Komşu karbon atomlarıma bakıyorum. Klor var, hidrojen var, CH3 var. Şimdi baktığımda hidrojenlerin bu molekülde aynı düzlem üzerinde olduğunu görüyorum. Komşu karbonlarıma bağlı aynı atomum var ve aynı düzlemdeler. Tamamdır. Bu nedir? Cis izomeridir, değil mi? İkinciye baktığımda hidrojenlerin farklı düzlemlerde olduğunu görüyorum. İkili bağı içeren komşu karbon atomlarıma bağlı atomum farklı düzlemlerde. O halde burada da ben neyi ararım? Trans izomeriyi görebilirim. O halde cis trans izomeridir diyor, doğru diyor. Bu arada moleküllerimin kapalı formüllerine de baktığımda 1, 2, 3 karbonum var. C3 diyorum. 3, 4, 5. 5 tane hidrojenim ve 1 klorum var. Bakın bunu da kapalı formülü yazalım. 1, 2, 3, C3, 3, 4, 5, 5 tane hidrojen ve 1 klor. Bakın kapalı formülleri de aynı. Demek ki bunlar birbirlerinin cis trans izomeridir diyebilirim. İkinciye bakalım. Aynı ortamda ikinci bileşin kaynama noktası birinci bileşikten küçüktür diyor. Şimdi ikinci bileşimde ne var? Trans izomeri var. Ne demiştik biz? Trans izomerinin kaynama noktası cisten küçük oluyor. Çünkü cis izomeri gösteren moleküller polar yapıldır. Daha polardır translara göre. Bu nedenle ikinci ifadem de doğrudur. Birinci bileşim cis 2 kloro 1 metil 1 propen olarak adlandırılır diyor. Gelin adlandırılmayı yapalım hep beraber. Şimdi hemen ne yapacağız? Buradan bir numaralandırma yapalım. Bakalım 1 diyorum, 2 diyorum, 3 diyorum. Değil mi? Buradan da yaparsam 1, 2, 3 yine ikinci karbonuma bağlanmış mı oluyor? Yok, hayır. Buradan yapacağım ki birinci karbonuma bağlansın. Şunları şöyle silelim. 1 diyelim, 2,
3. Şimdi birinci karbonuma bağlı olduğunu çifti bağ. Bu şekilde yapmamız daha doğru olacaktı. Evet, adlandırmamıza bakalım. Birinci karbonunda bir klor grubu bağlı. O halde bir kloro diyorum. Bakıyorum başka fonksiyonel grubum yok. Bir kloro dedim. Cis izomeri gösteriyordu. Başına yazdım. Cis bir kloro. 1, 2, 3 karbonlu olduğuna göre birinci karbon atomunda da 1 yazdım. Çift bağ olduğuna göre nedir? Bir propendir diyorum. Adlandırması bana verdiği adlandırması 2 kloro 1 metil. Cis demiş ama şurası yanlış demiş. O halde üçüncü ifadem yanlıştır. Aradım cevap şıkkı 1 ve 2 olan bakıyorum. 1 ve 2 olan B şıkkıdır diyorum. Evet sevgili gençler, bu videomuzda da alkenlerde cis trans izomeriyi inceledik. İlgili soruları çözdük. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.